Saat şu an 1. Muhtemelen uygun bir saat değil oranın balıkları. Geldi. Aldım. Bir balık aldım. Bir tane perch. Küçük. Siftah! Video izleyecek olan herkese merhaba. Bugün yeni bir yem deneyeceğim. Savageer'ın Vibe modeli, çok bilindik Pink Zebra. Bakalım. Şu an Akyar Barajı'ndayım. Bugün 12 Ekim. İlk defa geliyorum buraya. Daha önce Kurt Boğazı'na gidiyordum. Kesik Köprü'ye gidiyordum. Bununla perch veya turna alabilirim buradan. Öyle geliyor. Bir deneyeceğim bakalım. Yanımda kardeşim Hasan var yine. Yusuf ve İhsan var. Hep beraber bir av yapacağız. Burası epey güzel. Manzara yönünden epey güzel bir yer. Arkamızda hemen bir köy var. Biraz daha yeşillik Ankara'nın diğer barajlarına göre. Balıklar çok oynak yapıyor. Epey bir gümüş yavrusu da var zaten kenarda. Şöyle bir başlayalım. Bu yemi de ilk defa deniyorum. Gelişi epey güzel. Videoyu başlatmadan önce birkaç kere attım. Çok güzel geliyor. Hakikaten Vibe isminin hakkını veriyor. Görünebilir mi videoda bilmiyorum. Bakalım. Yaklaşmak üzere. Şu şekilde. Güzel bir salınımla geliyor. Su altında kalmış elektrik direği var karşıda. Gözüküyor mudur bilmiyorum. Biraz gölgede kalıyor. Kurumuş ağaçlar var. Orada da balık tutanlar var. Ateş yakmışlar. Farklı bir manzarası var. Barajın suyu eskiden daha yüksekteymiş. Belli kenarlardan. Sanırım bir vuruş aldım. Taktım. Kurtuldu. Çok zorlamamak lazım böyle olduğunda. Elinizle çektiğinizde zaten rahatça geliyor. Boşu boşuna. Makinalarınızı ziyan etmeyin. Kamışlarınızı kırmayın. Yazık günah. Ne almış? Şöyle kalın odunsu kökler var. Ottan ziyade. Suyun içinde kaldıkları için de çabucak parçalanıyorlar. Toprağında da yosun var. Bir de Savage'in Seeker diye kaşık benzeri, daha çok denize uygun bir yemi çıktı çantamdan. Nereden aldım hatırlamıyorum. Büyük bir ihtimalle Çanakkale'den aldım. Lüfer ve levrek için. Onu da deneyeceğim burada. Saat şu an 1. Muhtemelen uygun bir saat değil buranın balıkları. Geldi. Aldım. Bir balık aldım. Bir tane perch. Küçük. Siftah! Bayağı güzel ve küçük bir balık. Ben bunu hemen geri salacağım. Efendim? Yok, küçük, salacağım. İlk defa perch tuttum bu arada. Epey zevklimiş. Döndürebilsem bir. Evet, kamerayı niye döndürmüyorsam. Çektim. Bunu sağlayayım hemen. Hiç kıyıya almadan suda. Toprakla da uğraşmasın. Oo, çok fena girmiş ama çıkar. Çıktı, güle güle. Hah, gitti. Sanırım zarar vermedim.
Bunu şuraya takarsam daha iyi olacak gibi. Uf, ellerim çamur oldu. Güzel. En azından balığımız var. Tam orada. Her seferinde balık gelecek umudu var ya. Dün akşam bir Facebook grubunda yaşça benden büyük bir abi iki tane turnayla olan fotoğrafını koymuş. Yarın yine oltam suda olacak. Ne dert, ne borç, ne tasa. 5 saatliğine kral benim yazmış. İnanılmaz güzel ve mantıklı bir söz. Burada durdukça inanın başka hiçbir şey gelmiyor aklınıza. Sadece her oltayı attığınızda başka bir balık gelecek mi? Bu umutla atıyorsunuz. Diğer şeyleri unutuyorsunuz. İşinizdeki sorunları unutuyorsunuz. Varsa evinizdeki sorunları unutuyorsunuz. Maddi sorunları unutuyorsunuz. Tutamasam da niye gidiyorsun diyorlar. Tutamasam da bu yüzden geliyorum. Döndüğünde pamuk gibi oluyorsun. Seni birkaç gün idare ediyor. Hem doğanın içinde oluyorsun. Böyle farklılıklar görüyorsun binalardan başka. Özellikle Ankara gibi sıkıcı bir şehirdeyseniz. Ben Çanakkale'liyim. 2004'ten beri yani 13-14 yaşımdan beri neredeyse hep Ankara'da yaşıyorum. Kısa bir süre Edirne'ye gittim. Bir sene Ağrı'da yaşadım. Kalan tüm zamanım Ankara'da geçti ve hiç sevmiyorum. Ama Ankara'da böyle güzellikleri gördüğümde Ankara benim için daha katlanılabilir bir yer oluyor. Yaklaşık 50-60 kilometre yol gittiğinizde bunları görüyorsunuz ve o şehrin çirkinliğine dair hiçbir şey görmüyorsunuz. Çok geyik muhabbet oldu. Klasik gri şehir Ankara yaptım ama maalesef yaşadıkça sizi o şekilde yoruyor. Bu hafta turna tutarsam getir diyenler oldu. Güzel bir turna alırsam götüreceğim. Kendim hiçbir şekilde yemiyorum. Alıkoymuyorum. Ama onlar için götüreceğim. Çünkü hepsini zorla YouTube kanalıma abone yaptım. Video izleyenler de eğer abone olursa sevineceğim. Yer yer her yer atıyorum. Şimdi Savage'in Seeker olan modelini deneyeceğim. 16 gramlık. Güzele benziyor. Daha şimdi suya girecek. Daha önce hiç girmedi. Üstündeki desen de çok güzel olur diyorum. Bakalım gelecek mi şeyler. Şu gölgeyle güneşin karıştığı yerde inanılmaz oynak var. Zıplayan hoplayan balıkların hatta hesabı yok. Bakalım bir şeyler çıkar mı orada. Gölge de bize doğru yaklaşıyor. Az önce oltalarımız yanaşmıyordu. Şimdi yanaşacak. Kameramı kontrol ediyorum. Kayıtta mı? Kayıtta. Bu çok su üstü kalıyor ya. Bak, yine rapalamı alayım. Aynen canavarla. Şu şekilde muhafaza plastikleri var. Böylece cicikleriniz hologramlı olan yemlerinizi zarar görmez kullanabilirsiniz. İşte bu. Diğer iki tane açılmamış hiç ellemiyorum. Üstünde bayağı bir iz var. Devam etsin bakalım. Böyle balık sanmıyorum bu izlerden tiksinsin de kaçsın. Ha, yaralı balık işte al sana. Daha çok yaralanmış balık. Hareketi de yaralı balık. Alın komiserim de atın. Çekin fotoğrafını. Şey çekiyor şu an kayıtta zaten. Sen çıkar at gitsin. Can çekişmesin. Oo maşallah bayağı var abi. He? Maşallah bayağı var diyorum sizde. Biz birer tane anca alabildik. Az önce mısıra geldi ya. Geldi. Çekerken herhalde. Çok küçükler de var yalnız abi ya. Çok küçükler de var aralarında. Devrek ya boğazı şey yaralıyor.
Ha, yemle yaralıyor mu? Yaralıyor onun için. İğneyi çıkarmam, yaralanıyor. Ha. Ondan şey yaptım. Biz biraz daha büyüklerini aldık da attık onları. Şunlar ne oluyor? Kasma, kefal. Ha, kasta dedikleri bunlar ha, kefal. Pörçtür. Valla pörçten daha sağlam geliyordu. Ciddi mi? Ha. Gitti mi? Valla var mı yok mu anlayamam. Pörç galiba ya. Var var, hala var. Aynen. Ne bu? Ha, pörç. Ha, pörç pörç. Aa, büyük mü biraz daha? Yok, daha küçük. Tam küçük. Direkt çıkacak zaten bak. Bak bak. Tırım çek. Çek, hayvanı çekiyor çabuk. Tamam at. Daha küçük ya. Dur hayvancık. Ya kıpraşma, ben korkuyorum senden. Ucuna takılmış ya. Ha, ucundan taktım. Demek ki. Dayılar olsa alacaktı bunu işte. Hadi balık, güle güle.